Sayın Genel Müdürüm, değerli konuklar, birinci gıda ve beslenme konusuna hoş geldiniz. Değerli konuklar, programımız konferans ve 3 panel oturumundan oluşacak. Konferans bölümümüzde konuşmalar, panel oturumlarında ise gıda takviyesinin beslenme ve sağlık üzerindeki etkileri, mevzuatlar ve denetimler, beslenmenin geleceği ve Türkiye'nin bu konudaki potansiyeli uzman konuklarımız tarafından değerlendirilecek. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirerek takviye edici gıdalar, sporcu gıdaları, fonksiyonel gıdalar ve benzeri yenilikçi beslenme ürünleri sektörlerinin gelişmesine, bu sektörlerin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve itibarını artırmak amacıyla 4 Ağustos 2016 tarihinde kuruldu. Obezite ve dengeli beslenme gibi kavramların sıkça gündeme gelmesiyle takviye edici gıdalar ve bu konuda yenilikçi yaklaşımlar her geçen gün önem kazanıyor, siz de biliyorsunuz. Bugün işte burada gıda takviyeleri ve beslenmedeki rolü, mevzuatlar ve sektörün geleceği ele alınacak. Ve ilk kez Türkiye'de yapılan bir araştırma, tüketicilerin gıda takviyesi kullanım araştırması sonuçlarını da konferansımız içerisinde sizlere açıklayacağız. Şimdi derneğimizi tanıtan bir görselimizi izleyelim efendim. Genel Müdürüm ve değerli konuklar, şimdi konferansımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Tanju Cepheli'yi kürsüye davet ediyorum alkışlarınızla. Teşekkür ederim. Bugün burada birinci gıda ve beslenme konferansımızda sizlerle bir aradayız. Değerli bakanlık mensupları, kıymetli misafirlerimiz ve sevgili üyelerimiz. Öncelikle Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nin kimliğinden ve amaçlarından bahsetmek istiyorum. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği 2016 yılında sektörün lider firmaları tarafından kuruldu. Aynı zamanda Uluslararası Gıda Takviyesi Dernekleri Birliği IATSA ve Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu TGDF'ye üyedir. Derneğimiz bir yıl içinde gerek web sitesi gerekse sosyal medyada hesapları üzerinden gıda ve beslenme konusunda bilimsel bilgi üretmeye ve üretilen bilgileri yaymaya başlamıştır. Derneğimizin amacı ve gelecek vizyonu öncelikle insan sağlığına ve beslenmesine değer katmak, toplumda bilinçli beslenme alışkanlıklarının yerleşmesine yardımcı olmak, hızla artan bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadelede otoritelere destek olmak, kamu otoritelerinin ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik gelişmeleri konusunda katkıda bulunmak, ilgili mevzuata ve etik değerlere uygun şekilde faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin itibarını kazanmak, kamu kurumlarının toplum sağlığı ve beslenmesini korumaya, geliştirmeye yönelik politika belirleme ve karar alma süreçlerinde
katkıda bulunmak ve desteklemek, sektörün rekabet gücünü arttırmak, mevzuata uygun olmayan ürünlerle mücadele edilmesine katkıda bulunmak gibi hedefler için üzerine düşen tüm görevleri eksiksiz yapmaya gayret edecektir. Bugün sizlerin katılımı ve çok değerli konuşmacılarımız ile bu konferansta gıda takviyesi ve beslenme ile ilgili politikaları, mevzuatları, yeni trendleri ve gelecekteki beslenme konularını konuşuyor olacağız. Vaktinizi daha fazla almadan şimdi sözü ben Taber'e bırakıyorum. Canan Hanım herhalde siz anons ediyorsunuz. Bu organizasyonu yapmak için gerçekten hepimiz GDBT Derneği olarak çok emek verdik. Öncelikle Samet Bey'e ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Katıldığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz ve verimli bir toplantı olmasını diliyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Sayın Tanju Cepeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki konuşmacımız, Uluslararası Gıda Takviyesi Dernekleri Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Bernd Haber'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun. So good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here in Ankara for representing YATSA. I'm Bernd Haber, I'm the vice chair of YATSA. And the best regards of my board members from YATSA to all of you. And we are absolutely happy to be in this opening session here of the first conference that is organized by this very young organization, GGBD. So what I have with me today is a little bit about our work, what is YATSA standing for and how we contributing to the developments in the food supplements sector. Who we are. The name is very long. YATSA stands for International Alliance of the Dietary Supplements and Food Supplements Association. So we are grouping all the national associations in the food supplements area, and also some company members are also that are globally active in the dietary supplements area. For us, it's always very important. There are so many different developments on the global, on the regional, and on the national level, like Turkey as well, that we thought about 20 years ago, there has to be an organization keeping speed with these developments and providing expertise in this field. And so in this time, YATSA was created. And next year, we have the 20th anniversary of our organization, and we're celebrating this in London next year. So one key aspect at the beginning of YATSA, why it was also established, was these developments on the global basis at Codex Alimentarius. So because harmonization of rules is so important for the industry, and so therefore YATSA was also very active from the beginning dealing with the Codex activities. On the one hand side, YATSA is working in two worlds, I would like to say it a little bit in this picture. On the one hand side, of course, we have industry members. We have associations, national associations. We have companies we are representing. And we are organized with the board of directors and the secretary. On the other side, we have a lot of exchange with governments, with technical experts, with scientists. We want to have developments here and trying to give our expertise also in these fields and in these discussions. The YATSA approach is not like a typical association of companies or industry association. We are looking for partnership. We are looking for partnership with governments, with scientists, technical experts, and policy makers. So our approach is really sharing best practices. What are the developments? Can we start from a certain point? Can we learn from others? And so therefore, YATSA is trying always to share this with partners. There's a big, big challenge because YATSA is, I would say, a strong organization, but if you seeing here on this chart, we have to deal currently with maybe 70 countries, governments, where we have developments on food supplements. So
even for a global organization, this is very complicated to do so. And so we are absolutely happy that we have in the countries a lot of support by our national associations like GDPD here in Turkey, which are helping us to keep speed also with these developments, and that we can also bring in then our expertise to the discussions on the national level. So if you look into details, it's sometimes a very complicated way because there are so many topics. If you look into food supplements and health supplements, there are so many topics we are dealing with. So it's starting from how can I get a market access? Do I have a registration or a notification of my product? What are the rules on GMP? What about the rules on maximum levels? So many, many questions, and IATSA is providing expertise here, exchanging the best practices from other markets and helping to find a way through all these technical and scientific topics. So we see us as a trusted information of best practices. We are looking for reference points because we think if you're going for a new legislation in your country, you don't have always to reinvent the wheel. So there are many, many examples in the world which you can get the best out of it. We are giving technical and scientific support, guidance on processes, and support, of course, the global sector. So that's very small, and apologies for that, but you see here only on these pictures, IATSA is providing a lot of technical and scientific advice. We are making publications that are available online, but also in paper prints. So we are dealing with topics like safety of our nutrients. We are dealing also with technical topics like GMP guidance and so on, which are relevant for our sector. And one of essential example for health supplements and food supplements is the botanicals. Here we are organizing round tables already the last 4 years. We have done so where we bring regulators from all over the world together to a round table and sharing experiences in the field of botanicals and supplements, which is very helpful because you're getting step by step forward and finding solutions how you can do it in your country. And I'm happy also that Turkey is also part of this roundtable discussions. What are the latest developments? And if you're looking here on only a few examples, you see a lot of countries where you see currently developments on the food supplement sector. In China, they're changing currently their product market access system from a registration system to a notification system. That's a big move, and there were a lot of discussion in the last years, and China is going now in this direction. In India, there's a full development, they're changing the system, and I don't go to everything here. And the same is for Turkey. You are already also in the process looking what is the best option to regulate the food supplements market. So we try to make our priorities on these country developments for IATSA. If you look into the market, and these are rough figures of the market of health foods worldwide, and you see this market is steadily growing. And it's quite large in the last years, so we are talking about a very large market. Of course, governments have to reflect on these developments because the market is growing so much. And you have a lot of discussion because it's a very complex market. So you have different products. Standard products are the vitamin and mineral products you are all aware of, about the multivitamins we know all. But there are more. There are botanicals. There are everything you can think about in food supplements. And so therefore, it's a complex market. Sometimes it's borderline. It's between pharmaceutical and food side. We have a topic, of course. There are also products in the market that are adulterated, which is a problem, but this is not the standard of our industry, but this is a problem in the market that we have also faced as a government. A hot topic is, of course, what can be said on a product? What are the claims we are
can do. And the last point, botanicals, is very much discussed always. How can we regulate these in food supplements? What are the five major trends? Harmonization, I would like to say, is a real trend we see, and there are good examples. There are good examples because here are three of them. European Union is a good example because it was a long process, and Basil Matiadakis is with us today. He's a speaker at the later in the afternoon session. He was one of the initiator of this process and writing a lot of regulations on that. And at the end, I have to say, it's a success story because now we have in 28 countries a harmonized system for food supplements, which is very helpful for the industry. There are still open questions, but to have this is very helpful. ASEAN, also a very good example where even industry was a partner to give input to the discussion. And you see the time frame, 2004, they started this discussion, and it's still going on to get these harmonized rules because it's always complicated if 10 countries try to get one rule for their market. Asia and the Pacific Alliance is a very recent example where in Latin America also four countries try to harmonize their rules. The second trend we are seeing is that many, many countries are moving from the classical registration process that is typical for pharmaceuticals now to notification processes which are more relevant for food supplements. And Brazil, China, and India are examples that are recently going this direction. So that's something we see. One reason could be because if you have registration, of course you have to invest significant resources as a government to check all these registrations. One important point is, of course, if you're going in this direction, that you are focusing more than on the post-market surveillance of these products. And this is a change also then in the authorities that has to be considered. Then, partnership with private sector is also a very interesting development we're seeing in certain regions. I mean, the examples we are having here are ASEAN, India, and Pacific Alliance. For ASEAN and Pacific Alliance, it was the harmonization of the rules where the industry was consulted and included in the discussion. In India, we have also currently developments about new food supplements rules. And also here, there is an industry association associated to these developments. Searching for the right route on claims, a very difficult topic. So what are the data, what is the science you need to get a claim approved in your jurisdiction? How much science is needed? And that's a very difficult question always. And there are examples in the world where they have found solutions, and we have to look for that and decide if this is applicable also in certain other jurisdictions. And the last point I want to share with you in my opening speech is we are looking more and more and seeing more and more that there's an increasing understanding of the value of supplementation for the society. Because one effect is absolutely clear. The productivity of the people has to increase more and more. The work lifetime is increasing. We have an aging population. We see this already in certain countries. In Asia, Korea, I was there for the YATSA General Assembly. And here we have a very old population. And we have to think about how can we ensure that this population stays healthy as long as possible and not getting diseases so much. We have the social security systems, the cost for that, and here supplements might play a major role in the future. And there are studies that were conducted in the United States where they looked for the effect on the healthcare cost system if supplementation would be used more broadly by the population. And if you're doing this exercise, making this calculation for supplements in certain fields of health, you see that you could save a lot of healthcare costs if this would be done in a more prominent way.
And it's, we are talking not about millions, we are talking about billions of US dollar, of euros, and so on, which can be saved. This was a US study that was conducted. In Australia, they came to the same conclusion that if a supplement would be used more prominently, you could save a lot of money. And last but not least, also in the European Union, they have done a very similar study showing that you can save billions of euros if you would have a broader impact of food supplements. Another example are probiotics. Also, they're looking sometimes in the scientific literature on this effect. Can you save money for the healthcare costs? Here for probiotics, they have done this with regard to infections, a reduced risk of infections. And the last example from South Korea, which has a problem with elderly people, and they're looking for solutions to keep them healthy. And here, this last example, they showed that omega-3 has a positive effect on the costs. So therefore, this is the direction we are looking also at IATSA very much. What is the value of our sector for the society? And I'm really looking forward to this day today, what we are learning about also, what are the Turkish perspective, and I'm happy to be here. Thank you very much. Thank you very much. Sayın Haber'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Tanı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Sayın Genel Müdürüm, kıymetli mesai arkadaşlarım, sektörün değerli temsilcileri ve kıymetli misafirlerimiz yurt dışından gelen. Hepinizi öncelikli olarak saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konferansımızın ülkemize, hepimize, sektörümüze faydalar getirmesini temenni ediyor. Birincisi olması hasebiyle inşallah önümüzdeki yıllarda gelenekselleşmesini temenni ediyorum. Tabii ben aynı zamanda genç bir dernek olarak yeni sayılabilecek, birinci yılınızı ancak doldurdunuz herhalde. Böylesine önemli bir alanda, bu boşluğu görerek böylesine önemli bir konuda, böylesine bir faaliyette bulunmanızdan dolayı da tebrik ediyorum sizi. Kısa sürede de IATSA'nın üyesi olmuşsunuz zannedersem. Tabii beslenme dediğimiz zaman sağlıklı olmanın temel yapı taşı öncelikli olarak. Şimdi gıda diyoruz fakat tabii Sağlık Bakanlığı olarak belki tüm ürün gruplarıyla öyle veya böyle ilgimiz var. Çünkü güvensiz ürün dendiğinde veya güvenli ürün tanımı yapıldığında insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyen veya kabul edilebilir ölçülerde etkileri bulunan ürün anlıyoruz. Dolayısıyla sadece gıda değil belki tüm ürün gruplarında güvenli ürünün doğrudan etkilendiği alan sağlık, insan sağlığı alanı oluyor. Dolayısıyla böyle olduğu takdirde bütün oklar herhangi bir ürün grubundan etkilenen olduğunda doğrudan Sağlık Bakanlığı'na yöneliyor. Biz muhatap alınıyoruz. Evet tabii bu arada dediğimiz gibi sağlıklı olmanın temel yapı taşı beslenme olunca modern hayatın beraberinde getirdiği mobilitenin artmasıyla beraber yeni nesil gıdalar da hayatımıza girmeye başladı. Tabi bunlardan en önemlisi takviye edici gıda dediğimiz önemli bir alan. Yoğun iş temposu, işte ulaşımın hızlanması ve benzeri büyük şehirlerin hızla büyümesi sonucunda insan sağlığı için önemli bir rol olmaya başladı. Ve bunun sonucu olarak tabi çok ciddi bir pazar oluştu. Arkadaşlarımın verdiği rakamlara göre yaklaşık 2013 yılında takviye edici gıdada 109.8 milyar dolarlık bir pazar oluşmuş ve 2020 yılına kadar yaklaşık %7 büyümeyle 180 milyar dolara yakın bir pazarın oluşması söz konusu. Tabii böylesine hayatımıza giren bir alanın regüle edilmesi, düzenlenmesi kaçınılmaz. Tabii her ülkede çeşit çeşit
düzenlemeler, regülasyonlar mevcut. Geçtiğimiz günlerde tabii ilaçla ilgili GMP'yi anlatan bir böyle tarihçesinden başlamaya karar verince ilk ilaçla ilgili yasal düzenlemeler 1908 yıllarında yaklaşık Amerika'da Poor Food and Drug adı altında bir regülasyonla başlıyor. Orada tabii gıdayla ilacı ayırmamışlar bile düzenleme olarak, regülasyon olarak. Tabii bizde de bir kısım tıbbi amaçlı takviye edici gıdalardan ülkemizde Gıda ve Tarım Bakanlığımız regülasyonuna tabi. Fakat bizi ilgilendiren tarafı da bu takviye edici gıdalardan tıbbi amaçlı gıdalar. Bunlarla ilgili regülasyonları, düzenlemeleri de kurumumuz tarafından gerçekleştiriliyor. Tabii bu alanda da ciddi bir büyüme var. Tıbbi amaçlı gıdaların sağlık hizmet sunumundaki rolü her geçen gün artıyor. İşte tabii tıbbi amaçlı gıdalar dediğimiz zaman hastaların hayatındaki rolü de sağlık harcamaları olsun, hastanede kalış süresi olsun, hastaneye uğrama sıklığı olsun, bunları azaltmada önemli bir rol almaktalar. Bunlarla ilgili olarak da tabii tıbbi amaçlı gıdaların da ciddi bir pazar büyüklüğü oluşmuş vaziyette. 2015 pazar büyüklüğü de yaklaşık 12.3 milyar dolar. Tabii bunlarla ilgili regülasyonlarımız var. Bunlarla ilgili düzenlemeler, denetlemeler kurumumuz tarafından gerçekleştiriliyor. Ve her yıl yaklaşık %7'ye yakın bir büyüme söz konusu tıbbi amaçlı gıda alanında. Bununla ilgili son düzenlemeleri gerçekleştirdik. Kısa bir süre sonra görüşleri de aldık. Doğru mudur Asıcan Hanım? Yayınlayacağız. Ben kısaca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun takviye edici gıdalarla ilgili olarak yaptığı faaliyetleri geçmeden önce birkaç güzel haberle de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii 2012 yılında, 2011 yılında 663 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kurumumuz kuruldu ve 2012 yılında da fiili olarak çalışmaya başladı, işlemeye başladı. İşte ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerle ilgili ve sağlık beyanı ile ilgili satılan ürünlerle ilgili her türlü düzenleme ve denetlemeyi yapmak üzere ana hedefi bu olan olacak şekilde kurumumuz kuruldu ve faaliyetine başladı. Tabii kısa bir süre sonra daha önce ilaç ve eczacılık kurumuyken diğer ürün gruplarını da içine alacak şekilde genişledi. Tabii ilaçta geçmişten beri hedefimiz Türkiye'de ilaç standartlarının en yüksek seviyeye gelmesiydi. Bunun için çeşitli uluslararası birlikler vardı. Bunların en önemlisi de PICS dediğimiz Pharmaceutical Inspection Convention. 2013 yılında kurumumuzun kurulmasının akabinde buraya üyelik için başvurduk. Uluslararası İlaç Denetim Birliği, kendi alanındaki en üst seviye olan bir birlik. Yaklaşık 40 küsur ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu ve yaklaşık 4 yıl süren bir uzun uğraşlardan sonra 78 indikatörde bütün şartları, bütün standartları yerine getirdikten sonra geçtiğimiz Eylül ayında Tayvan'da yapılan son komite toplantısında 1/1/2018 tarihinden itibaren bu birliğe üyeliğimiz kabul edilmiş oldu. Bu tabii ülkemiz adına son derece sevindirici bir haber, sevindirici bir gelişme. Bu ne anlama geliyor? Bu ülkede bizim ilaç üretim tesislerinde yapmış olduğumuz denetimler dünya standartlarında olduğu akredite edilmiş oluyor. Yani bu ülkede güvenli ilaç üretiliyor, güvenli standartlarda üretiliyor, güvenli ortamlarda güvenli şekilde denetleniyor. Bu tabii ilaçtaki ihracat rakamlarımızı, karşılıklı işbirliklerimizi artıracak bir gelişme. Tabii inşallah bunun diğer tüm ürün gruplarında da benzer başarıların, benzer şeylerin olmasını bekliyoruz. Tabii 663 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 27. maddesinde bize ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik dışında verilen önemli bir görevde, buradaki hepimizi yakından ilgilendiren, sağlık beyanıyla satılan ürünlerle ilgili her türlü düzenleme ve denetlemeyi yapma yetkisi, yapma görevi. Tabii bu neden önem arz ediyor? Dediğimiz gibi ilaç ve tıbbi cihazın varoluş sebebi zaten herhangi teşhis, tanı, tedavi ve benzeri hususlarla ilgili fonksiyon icra etmesi. Fakat bunun yanı sıra tabii bildiğimiz gibi
Birçok ürün grubu da maalesef tabii ticari hırs veya reklam veya pazarlama yöntemi olarak en kolay kullanılabilen alan insan sağlığı. Çünkü vazgeçilemeyecek tek alan veya bir insan için en önemli olan şey, atalarımız da söylediği gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi, sağlık. Dolayısıyla maalesef son dönemde hepimizin de şahit olabildiği çeşitli mecralarda iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber daha fazla kar elde edebilmek, daha fazla satış yapabilmek için insan sağlığı üzerinden bu ürünlerin pazarlandığını, satıldığına şahit oluyoruz. Tabii herhangi bir kişi takviye edici gıda olabilir, başka bir ürün olabilir, herhangi bir ürün olabilir, kozmetik ürün olabilir, zarar gördüğü, sağlığı bozulduğu veya etkilendiği takdirde veya öldüğü takdirde bu tip durumlarla da karşılaşılabiliyor. Doğrudan okların yönettiği taraf biz oluyoruz. Niye bunlara izin veriliyor? Niye bunların satışına izin veriliyor? Tabii biz de bu alanda kanunun bize verdiği yetkiye istinaden, yetkiye dayanarak da kanun doğrultusunda 2013 yılında sağlık beyanlı ürünlerin satışı ile ilgili bir yönetmelik düzenledik. Burada tabii sağlık beyanının ne olduğunu tanımını da yaptık. Sağlık beyanı dediğimiz zaman işte insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı yahut olduğunu ima eden, hastalıklardan koruduğu, işte teşhis, hastalıklarla ilgili teşhis, tanı ve tedavi iddiasında bulunduğu her türlü söz, eylem veya imayı biz sağlık beyanı olarak kabul ettik. Tabii akabinde ne yaptık? Çünkü burada tabii düzgün üreten, regülasyonlara uyan, işte mevzuata göre iznini almış, düzgün bir şekilde satanlar en çok etkilenenlerdi. Çünkü ben bunları ayrı kota olarak niteliyorum. Siz bir ürünü hakkıyla düzgün satarken başka birisi haksız, hiçbir regülasyona uymadan haksız bir şekilde her türlü derde deva olduğunu, her türlü hastalığı iyileştirdiğini, her türlü şeye iyi geldiğini söyleyen bir ürün grubuyla, birileriyle mücadele etmeniz veya baş etmeniz mümkün değil. İnsan sağlığı bir tarafa en basitten ele alacak olursak haksız bir rekabet, ticari anlamda haksız bir rekabet söz konusu. Tabii bununla ilgili olaraktan biz mücadeleye başladık ama tabii çok daha caydırıcı eylemlerde bulunmak için kanun değişikliğine gitmemiz gerekti. Çünkü dediğim gibi sosyal mecranın, internet gibi bir ortamın olduğu bir alanda insanlara her daim evine kadar ulaşabildiği bir alanda çok da etkin mücadele etmek gerekiyordu. Yapılan kanun değişikliğiyle biz belki bir iki kurumda olan sadece interneti doğrudan kapama yetkisini aldık. Ciddi anlamda para cezası yetkisi aldık. Ve bunlarla ilgili insan sağlığıyla ilgili sağlık beyanına bulunan ürünlerin satışını, tanıtımını veya reklamını yapanlarla ilgili hapis cezasını öngördük. Tabii bununla ilgili yaklaşık 3 yıldır çok etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Rakamlar var önümde. İnternetle ilgili olarak 2014-2017 yılları arasında yaklaşık 8684 siteyi sadece sağlık beyanından dolayı doğrudan kapatmışız. Diğer taraftan bunlarla ilgili aldatıcı reklam beyandan dolayı Gümrük Ticaret Bakanlığımızın yetki alanında olan reklam kuruluna 8153 siteyle ilgili işlem yapmak üzere bildirimde bulunmuşuz. Yine 16 milyon 300 bin lira para cezası kesmişiz ve 192 adette suç duyurusunda bulunmuşuz. Diğer taraftan çeşitli kurum kuruluşlar işbirliği halinde, işte RTÜK en önemli paydaşlarımızdan biri, yaklaşık bu 3 yıllık süre içinde 1722 adet TV ve radyo programına ait CD inceleyip işlem yapmışız. Bazı televizyon kanallarının kapatılmasıyla ilgili olarak da RTÜK'e başvuruda bulunuldu. RTÜK bir takım kanalları kapattı. Fakat dediğim gibi internetin, televizyonun çok yaygın olduğu bir alanda özellikle uydu kanalların, uydu yayınların yurt dışından kolayca yayın yapılabildiği bir alanda RTÜK çaresiz kaldı. Biz de bunun üzerine bunların yayınını yapan
firmaları doğrudan muhatap kabul ederekten doğrudan firmaların kendisine son dönemde yazı yazmaya başladık. Eğer bu reklamları Türkiye'deki yerleşik firmaları bu televizyon programlarını yapan devam ettirmeleri halinde kendilerinin ürünü satan reklamını yapan kabul edilerekten kendileriyle ilgili yasal işlemlerin yapılacağını deklare ettik. Bunlarla da ilgili olarak da dediğim gibi önümüzdeki günlere devam edilmesi halinde cezai müeyyideleri en sert şekilde uygulayacağız. Tabii yaklaşık 18 milyon insanımıza bilgilendirme çok önemli. E-mail yoluyla bilgilendirme postası gönderdik. Tabii burada biz her ne kadar bu tip usulsüz işlem yapan, usulsüz tanıtım yapan insanlarla ilgili olarak işlem yapsak da en önemli rol burada halkın bilinçlendirilmesi. Komisyonumuz var bu sağlık beyanı ile ilgili usulleri veya işleri değerlendiren. Orada halk sağlığı uzmanımız var. Halk sağlığı uzmanımız değil, halkla ilişkiler uzmanımız var. Tabii çeşitli yapılan araştırmalarda maalesef Türkiye'deki sağlık okul yazarlığının ilkokul 2 veya 3. sınıf düzeyinde olduğunu beyan ettiler yapılan araştırma. Tabii bu olayın vehametini anlamada daha önemli bir gösterge. Biz ne kadar dediğim gibi bu usulsüz tanıtım yapan işte insanların dini duyguları üzerinden veya sağlıkla ilgili problemlerini kullanaraktan acımasızca bu ürünleri satan pazarlayanlarla ilgili işlem yapsak da asıl önemli rol burada halkımızın bilinçlendirilmesi, bu dolandırıcılara kanmaması ile ilgili önemli bir rol düşüyor. Bununla ilgili olarak da tabii hepimize rol düşüyor burada. Hepimize büyük bir iş düşüyor. Biz dediğim gibi cezai müeyyideleri durmaksızın en ağır şekilde gerçekleştireceğiz. Hatta bununla ilgili olarak da 25 Ocak 2017 tarihinde bir çalıştay da düzenledik. Bu işlemleri yapanların Adalet Bakanlığı ana paydaşımızdı. Sağ olsun müsteşar yardımcı seviyesinde katılım sağlandı. Tüm Facebook, YouTube ve benzeri internetle ilgili büyük yayın yapan yerlerden davet ettik paydaş olarak. İşte çeşitli Gümrük Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, birçok bakanlıktan kişileri davet ettik buraya. Neredeyse sektörün tamamı vardı. Burada tabii Adalet Bakanlığı ile ilgili olarak bu fiili yapmanın suç olduğu ve bu kişilerin doğrudan hapis cezası alması yönünde Adalet Bakanlığı üzerinden hakim savcılarımıza bilgilendirme mektupları gönderdik. Çünkü illaki bir kişinin ölmesi veya zarar görmesi gerekmiyor. Bunun için 1262 sayılı kanunda, yasada biz yanlış tanıtımın, aldatıcı tanıtımın da hapis cezasını gerektirdiğini, 1 ila 5 yıl arası hapis cezası gerektirdiğini yazdığımız için bu anlamda faaliyette bulunduk. Tabii önümüzdeki günlerde bu çalıştayın sonuçlarıyla ilgili kitapçığımızı dağıtacağız. Ben en son olarak tabii beşeri tıbbi imalathanelerle ilgili olarak yönetmeliğimiz var. İlaçların üretim yerlerinin standartlarını belirleyen. Geçtiğimiz Eylül ayında da bununla ilgili bir değişiklik oldu. Takviye edici gıdaların da bazı kozmetik ürünlerin de yeterli güvenlik şartlarını sağlamaları halinde ilaç üretim tesislerinde üretilebilmelerinin önünü açtık. Bu yönde talepler vardı. Benzeri Avrupa ülkelerinde de bu yönde şeyler var. Biz de genişletici bir şeyle bununla ilgili olarak da beşeri tıp imalathanelerle ilgili yönetmeliğimize değişiklik yaparak çapraz kontaminasyonu engel olacak güvenlik önlemlerini alması halinde ilaç üretim yerlerimizde üretilmesinin önünü açacak düzenlemeyi getirdik. Tabii bizim söylediğimiz bir şey var. Gıda takviyeleri, takviye edici gıdalar ilaç değildir. İlaçlar sadece ve sadece eczanelerde satılır diyoruz. Ve çok net halkımıza verdiğimiz bir mesaj var. İnternet dışında ilaç adı altında satılan ürünlerin tamamı sahtedir. Hiç şeksiz, şüphesiz, şeysiz. Yani hasta olduğunda tedavi olmak isteyenler eczanelere gidip doktor kontrolünde ilacı almak durumundadırlar. Fakat hasta olmadan veya sağlıklı beslenme dedik ya temel yapı taşı. Bununla ilgili olarak yeterince düzgün çalışan firmalarımız var. İşte dediğim gibi Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği bu işin öncülüğünü yapıyor inşallah. Dediğim gibi
O yüzden sapsamanı ayıracağız. İnşallah bu alanı güzel, dünya standartlarına regüle bir alan haline getireceğiz. Çünkü insanımızın sağlığını hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak kadar bizim için önemli. Ben tekrar konferansımızın başarılı geçmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Tan'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, son konuşmacımız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Muharrem Selçuk'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Evet, herkese günaydın. Sayın İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı arkadaşım, mesai arkadaşlarım ve gıda takviyeleri ve beslenme derneği başkanı ve üyeleri, sektörümüzün değerli temsilcileri, konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gelmiyorum ses. Şimdi gıda ve beslenme konferansı diyoruz. Bu beslenmeyi küçük harflerle yazmış ya da biraz daha küçük bir puntuyla yazmışız. Bence beslenme de gıda kadar önemli, hatta gıdadan daha önemli. Yani beslenmek mi, doymak mı diye bir söz olsa aslında doymak kelimesinin hiçbir anlam ifade etmediğini, önemli olan beslenme olduğunu, gıdanın da beslenmeye hizmet ettiğini söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum. Yani aslında biz amaç beslenmek. Ne doymaktır ne de gıda takviyesidir. Tabii gıda takviyeleriyle ilgili zaman zaman özel toplantılarda benim görüşlerimi bilenler var. Onları burada açıklamayacağım. Şimdi bireyin gelişebilmesi için, biyolojik, fizyolojik, zihinsel gelişebilmesi için yeterli ve dengeli beslenmesi gerekiyor. Gıda alması lazım, beslenebilmesi lazım. Peki yeterli ve dengeli beslen yeterli mi? Hayır, değil. Bir de güvenilir bir gıda alması gerekiyor. Peki nüfusu arttı. Şehirlerde nüfus yoğunlaştı. Yoğunlaşan bu şehir nüfusu içerisinde insanlara güvenilir gıdayı nasıl vereceğiz? Bu nasıl insanlara ulaşacak? Bu başka bir problem. Bizim asıl görevimiz, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın asıl amaçlarından bir tanesi de insanlarımızın güvenilir gıdayla beslenmesini sağlamaktır. Güvenilir gıdaya ulaşımı temin etmektir. Bu konuda mecburen büyük şehirler, yoğunlaşan bir nüfus, şehirlere kırların boşalması, raf ömrü uzun, rafta durabilecek ürünlere ihtiyaç doğuyor. Bu da hijyeni ve ambalajı gündeme getiriyor. Hijyen ve ambalaj olmaksızın sizin şehirlerde 10 milyonluk, 20 milyonluk insanları beslemenize, onların gıdasını temin etmenize imkan yok. Burada bizim bakanlığımızın bu kontrol ve denetimleri gündeme geliyor. Fakat ne yazık ki sektörün içinden veya dışından insanların ambalajlı gıdalara karşı ciddi anlamda bir deformasyonu var, bir dezenformasyonu var. Tüketicileri yanlış bilgilerle farklı şekilde yönlendiriyor. Bu yönlendirme sonrasında da insanların gıdaya olan güveninde bir sorun var. Bir gıda ile ilgili bir güven problemi yaşıyoruz. Bizim Fatih Bey de bahsetti. Buradan beklentimiz şu, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi. Gıdayla ilgili bir risk varsa bakanlık bilgilendirsin. Ki zaman zaman ifşalar yapıyoruz. Diyoruz ki şu ürünlerde bir takım sıkıntılar var, bunlara dikkat ediniz. Sektörün kendi ürünleriyle ilgili sorunlar çıktığında geri çağırmalar var. Bunu yapmaları gerekiyor, yapıyorlar. Ama biz hala yumurta yiyelim mi, süt içiyor musunuz, tavuk yenilir mi gibi sorulara muhatap oluyoruz. Bu bugün geldiğimiz seviye açısından gerçekten ülkemizin hak etmediği bir konu. Bakınız, yakın zamanda Türkiye'den Japonya'ya kanatlı eti ithalatı ile ilgili biz Japonlarla mutabık kaldık. Japonya gibi gıda güvenirliği konusunda üst parametrelerde kontrol olan bir ülke Türkiye'de üretilen kanatlı etinin Japonya'ya ihraç edilebileceğini kabul etti ve sertifikayı düzenledik. Şu an Türkiye'den Japonya'ya
kanatlı eti ihraç edilebiliyor. Bu salondaki arkadaşlarımızın bir kısmı hala öğleyin tavuk çıksa yer miyim yemez miyim diye düşünüyordur. Bu bizim medyanın insanlarımızı yanlış yönlendirmesi, yanlış bilgilendirmesidir. Bilgilendirmenin hatalı yapılmasıdır ki bu çok ciddi bir problem. Özellikle ben ambalajlanmış, üretim yeri belli olan, etiketlenmiş ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini bu toplantıda ifade etmek istiyorum. Şimdi bizim genel müdürlüğümüz asıl işi gıda denetimi. Gıda denetimi olunca bunu bir takım mevzuatlarla yapmanız lazım. Vallahi yönetmeliğimiz 14-15 tane de tebliğin tam sayısını bilmiyorum. Yani bizim genel müdürlüğümüzün 114-115 tane, Selman Bey biliyor onları, düzenlemesi var. Bunlarla ilgili biz bazen bir mevzuatı tek bir ürüne yapıyoruz. Bir ürün için mevzuat düzenliyoruz. Bazen de yatay mevzuatımızla bütün ürünlerin tabi olabileceği mevzuatlar düzenliyoruz. En son biz bu senenin başında özellikle tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ki etiket diyoruz ona, etiket yönetmeliğimizi değiştirerek gıda etiketleme ve tüketiciler bilgilendirme yönetmeliği, beslenme ve sağlık beyanları yönetmeliği diye iki ayrı yönetmelik yaptık. Her iki yönetmeliğimizi düzenlerken de Sağlık Bakanlığımızın ilgili birimlerinden mutlaka destek aldık. Bir takım konuları beraber çalıştık. Zaten sağlık kelimesi geçen bir yerde, beslenme kelimesi geçen bir yerde Sağlık Bakanlığından işbirliği yapmadan da olacak bir iş değil. Biz halihazırda yine bir kılavuz yayınladık, etiketleme kılavuzu. Bu etiketleme kılavuzuyla da beyanların, etiket düzenlemelerin nasıl olacağına yönelik sektörle beraber çalışıyoruz. Bizim bu beslenme, sağlık ve beslenme yönetmeliğinde 12 tane beslenme beyanı, 203 tane sağlık beyanı yapılabilecek bir düzenlememiz söz konusu. Tabii sağlık beslenme de iç içe geçmiş bir konu. Fatih Bey de bahsetti. Şu an bir sorunla karşılaşıldığında gıdadan kaynaklansa da insanların direkt başvurduğu yer Sağlık Bakanlığı ya da aklına gelen yer bir Sağlık Bakanlığı. Belki de bundandır bilmiyorum. 2011 yılında bakanlığımız isminin başına gıda kelimesi getirildi. Aslında gıdadan biz sorumluyuz. Biz gıdayla ilgili denetim ve regülasyonlar yapıyoruz. Ama geçmişte Sağlık Bakanlığı'nda olması gıdanın sonuçlarını, insan sağlığını direkt etkilemesi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın da burada önemli bir rolü var. Bu rolü de birlikte yapmaya çalışıyoruz. Ben Sağlık Bakanlığı'nın bize verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Kısaca bir denetimde ne yapıyoruz peki? Biz bir denetim faaliyeti yürütüyoruz. Denetim çalışmalarımız var. Bu denetimle ilgili denetim sayısal olarak mı artmalı, etkinliği anlamda mı artmalı konusu gündeme geldiğinde aslında etkinliğinin artması çok daha önemli bir konu olmakla birlikte bizim sürekli muhatap olduğumuz konu şu. 600 bin tane denet işletme var. Siz yılda kaç defa denetliyorsunuz? Ben Avrupa'daki bir işletmeyi, ismini söylemeyeyim, bir denetime gitmiştim. Yani ne yapıyorlar diye. Almanya'da Alman resmi otoritesine dedim ki siz falanca işletmeyi hangi sıklıkta denetliyorsunuz? Hamburg'daki adam bana dedi ki, pardon yardımcısına, en son ne zaman denetlemiştik burayı dedi ya. Adam da hatırlamıyor. 3 yıl önce mi, 4 yıl önce mi, yıldan bahsediyor. Peki niye siz yıllık aralıkla denetliyorsunuz? Adamın ifadesi şu. Ya bir sorun çıkmadı ki orada diyor. Şimdi bir sorun çıksa da çıkmasa da kapsamdan bir geçmeyi denetim gibi görüyoruz. Bu yanlış bir hadise. Fakat kamuoyu algısı şu. Kaç denetim yaptınız? Halbuki şunu sormaları daha doğru bir şey. Hangi etkinlikte denetim yapıyorsunuz? Bu etkinlik konusunu arttırmamız gerekiyor. Rakama geldiğimizde biz geçen sene bir 900 bine yakın bir denetim yaptık. Bu sene hedef 1 milyon koymuştuk. Muhtemelen 1 milyon yakalayacağız. Bu arada da belki etkinliğimizi de arttırmak ile ilgili personel sayısında bir artışa gitmeye çalışıyoruz. Halihazırda Türkiye'de 81 vilayette gıda denetimi yapan arkadaşlarımızın sayısı 6800. Bu arkadaşlarımızla biz gıda denetimlerini yapmaya çalışıyoruz.
Bazen de şahit oluyorsunuz, bir ifşa ile ilgili bir mekanizma çalıştırıyoruz. Bugüne kadar biz 19 ifşa yaptık. 1323 part ürünün hem taklit ve tahsis burada ağırlıklı olarak geliyor. Bunu ifşa ettik. Takviye edici gıdaya geldiğimizde, takviye edici gıdalarla ilgili biliyorsunuz bir yönetmeliğimiz var, bir tebliğimiz var, bir talimatımız var. Bunlarla bu alanı düzeltmeye çalışıyoruz. Gerçi bahsedildi Türkiye'deki durum. Biz burada bir onay mekanizması çalıştırıyoruz. Takviye edici gıdaların piyasaya arz edilebilmesi için bakanlığımızın ilgili birimlerinden onay almaları gerekiyor. Bu onayın hem il müdürlüklerimizde yapılan kısmı var, genel müdürlükte yapılan kısmı var. Bir komisyonumuz var. Gene burada Sağlık Bakanlığı'yla müştereken çalışıyoruz. Zannediyorum halihazırda 3436 adet ürün Türkiye'de takviye edici gıda diye onay almış piyasada bulunabiliyor. Tabii biz takviye edici gıdalar da denetliyoruz. Fakat işin latifesi bu ifşalardan rahatsız oluyoruz. Takviye edici gıdasını ifşa ettiğimiz hiç kimse rahatsız olmuyor. Yani biz diğer ifşalarda firmanın sahibi, ilgilisi, yetkilisi her neyse ifşa edileceğini bildiği zaman da bize geliyor. Ya aslında hata oldu, kusur oldu, biz yapmadık, laboratuvar yanlıştı gibi bize bir takım ifadeler getiriyor. Takviyeciler hiç bize yanaşmıyorlar. Çünkü tüketicimizin de kafasında başka bir şeyler var. Takviye edici gıda ifşa ettiğimizde bazen ifşa yönüyle o takviye edici gıdayı tercih ettiğinden gidip o takviye edici gıdayı alması da gündeme gelebiliyor. Hatta cirosunun arttığını söyleyenler bile var. Bu da başka bir trajikomik durum. Biz bugüne kadar ya da 2016 yılında 4461 ürün denetlemişiz. Bunun 205'inde olumsuzluklar var. Bu olumsuzlukların 20'si de savcılığa suç duyurusu bulunmasını gerektiren durum. Onu da savcılığa suç duyurusunda bulmuşuz. 2017 yılında biraz daha sayıyı arttırıyoruz. 4635 ürün denetlemişiz. Bunların 10'unu savcılığa, 113'ünü de çeşitli cezalarla cezalandırmışız. Biraz önce bahsettim. Sağlıkla beslenmeyi birbirinden ayırmak imkanı olmadığına göre bu alanda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'yla beraber çalışmasından başka çıkar yok, yol yok. Çünkü kesin çizgilerle bu sahanın birbirinden ayrılması mümkün değil. Onun için biz bu sektörün sağlık endişesi taşıyan insanlar ya da sağlık riski almak istemeyen insanların tüketmeye yönelik kullandıkları bir ürün olduğu için özellikle bu anlamda daha hassas davranmalarını, ancak tedavi edici bir yanının bulunmadığını, ilaç olmadığını, endikasyon belirtilmesen satılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun piyasada ilaç gibi algılandığını ve ilaç gibi satıldığını da zaman zaman müşahede ediyoruz. Hakkı Bey de, Fatih de Bey de bahsetti. Bu anlamda onların da çalışmaları var. Bizim sektörden beklentimiz bir, bu ilaç değildir. İki, hastalık tedavi etmez. Belki sağlığınızın korunmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Ben bu konferansımızın sektörümüze hayırlı olmasını diliyor. Yeni kurulan genç derneğimizin sektör açısından güzel şeyler yapılacağını temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Genel Müdürümüze konuşmalarına ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, şimdi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın hazırladığı takviye edici gıdaları ilgilendiren bir videomuz var. O görselimizi izleyelim.
Genel Müdürüm, değerli konuklar, Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Samet Serttaş'ı, Türkiye'de gıda takviyesi mevzuatının oluşma süreci, kamu iş dünyası örnek çalışma modeli başlığında sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Alkışlarımızla. Merhaba, günaydın herkese. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Başkan Yardımcım, hoş geldiniz. Aramızda sizleri görmekten çok mutluyuz. Genç bir dernek ama şimdi açıklayacağım üzere oldukça aktif olmaya çalışan, bu alanda gıda ve beslenme alanında kamuoyunu bilgilendirmeye çalışan, kamunun az önce Berk Bey de söyledi, bir partneri olmaya çalışan bir dernek yapılanmasına dönüşüyoruz. Özellikle de bu başlığı seçtik. Çünkü az önce Sayın Genel Müdürüm de bahsetti, çok şeyler yapılıyor. Kamuyla iş dünyası arasında ciddi bir işbirliği var. İki bakanlık arasında işbirliği var. Ancak kamu genelde başarılarını anlatmakta biraz utangaç davranıyor. Benim kendi gözlemim bu. Çünkü yurt dışındaki otoritelerle de yakın çalışıyoruz. Onlar başarılarını oldukça iyi kamuoyuna anlatabilirken, ben bizim bakanlıklarımızın büyük başarılarını anlatmada yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi neden öyle olduğunu anlatacağım. İsterseniz bir sonraki slayt ile hemen ne demeye çalıştığımı anlatacağım. Şimdi Dünya Bankası'nın bir mottosu var. Bu bizim başbakanlığında yine yayınladığı iyi yönetişim ilkeleri, good governance. Şimdi burada Dünya Bankası iyi yönetişimi şöyle tanımlıyor. Açık, öngörülebilir bir karar alma süreci olacak diyor. Şimdi gıda takviyesi mevzuat süreci bence bütün bakanlıklar için örnek olması gereken bir süreç oldu. İyi yönetişim ilkeleri ve prensiplerine uyması açısından. Neden? Kamu karar alırken açık davrandı. Şeffaf davrandı, taslağını yayınladı. Öngörülebilir şekilde ne zaman bu mevzuatların yürürlüğe gireceğini bize söyledi. Profesyonel ve bürokratik bir yönetim var idi. Bu işin uzmanlarını görevlendirdi bu alan içerisinde. Hükümet bu işin arkasında durdu ve sivil toplum ile beraber ortak bir çalışma yürüttüler. Aslında bütün dünyada demokrasilerin gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi iyi yönetişim ilkesinin uygulanması. Ve Dünya Bankası'nın iyi yönetişim ilkesini bence en iyi uygulayan bakanlıkların başında Tarım ve Sağlık Bakanlıkları geliyor. Bunu her ne kadar kendileri çok ifade etmeseler de. Neden böyle oldu? Ben onu anlatacağım şimdi. Şimdi bir 2013 yılına geri döndüğümüz zaman gıda takviyesi sistemine baktığımızda ortada bir ürünün net tanımlamasının mevzuat içerisinde olmadığını görüyoruz. Ve globalde böyle bir tanımlama var mı diye baktığımızda kodekste böyle bir tanımlama var. Birleşmiş Milletler'in kodeks örgütü böyle bir tanımlama yapmış. Şimdi bir ürünü tanımlıyorsunuz, içinde bulunması gereken bileşenlerin ne olacaklarını yazıyorsunuz. Etiketinde hangi ögelerin bulunması gerektiğini belirtiyorsunuz. Ama farklı bir sürü çıkar grupları var. Ve bakanlıkların işi aslında oldukça zor. Çünkü bu çıkar gruplarının hepsini bir araya getirecek, oluşturacak ve dünyada harmonize mevzuatı olmayan bir konuda ortak bir mevzuat yapmaya çalışıyorsunuz. Her ülkenin kendisine göre bu takviye edici gıda ile ilgili bir yaklaşımı belirlediği bir prensipleri var. Avrupa Birliği'ne dahi baktığınız zaman bununla ilgili henüz harmonize bir mevzuatları oluşturmadıklarını görüyoruz. Çok geniş coğrafyası olan bir ülke burası. Sosyal medyayı oldukça etkin kullanan bir ülke burası. 40 milyon internet kullanıcısının olduğu bir ülke burası. Ve zamanının yeni açıklanan verilere göre günde 6,5 saatini internette geçiren bir ülke burası. Bu kadar interneti aktif kullanan bir ülkede, sosyal medyayı bu kadar aktif kullanan bir ülkede hiç örneği olmayan, uzlaşması harmonize bir sektör halinde olmayan bir yere bir mevzuat getirmeye çalışıyorsunuz. Bu oldukça zor bir şey. O zaman iş dünyasının üstüne sorumluluk düşüyor. Sadece kamu otoritelerinden bir mevzuatı hazırlamasını beklemek, onlara bilgi ve veri sağlamamak, veriye ve kanıta dayalı politika üretmelerine yardımcı olmamak iş dünyasının göze alabileceği bir şey değil. Ve bence Türkiye'ye baktığımızda 110 bin tane dernek var. Halen aktif olan 110 bin tane dernek var. 10 milyon vatandaşımız dernek üyesi. Bugüne kadar Türkiye'de 285 bin tane dernek kurulmuş. 285 bin. Bunun yarısına yakını kapanmış. 110 bin tane dernek var. Avrupa kıyaslamasına baktığımızda, Amerika kıyaslamasına baktığımızda hala çok gerilerdeyiz.
Ama sivil toplum ile karar alma sürecinin bir araya getirilmesine baktığımızda çok büyük eksiklik olduğunu görüyoruz. Az önce Bernd Bey söyledi. İş dünyası kendisini bir çıkar grubu olarak konumlandırdığı zaman başka bir statü oluyor. İş dünyası kamunun bir partneri olduğu zaman, ona bilgi sağladığı zaman, veri sağladığı zaman, onun bilgi üretmesine, karar alma süreçlerine ve politika üretme sürecine yardımcı olmaya çalıştığı zaman başka bir hikaye oluyor. Bizim derneğimiz kendisini böyle konumluyor. O 110 bin tane derneğin içerisinde kaç tanesi böyle konumluyor bilmiyorum. Ama Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği bir yıl içerisinde gerek dergisiyle, gerek sosyal medya hesaplarıyla, gerek web sitesiyle, gerek konferansıyla birincisi kamuoyunu bu ürünleriyle ilgili doğru bilgilendirmeyi amaçlıyor. İkincisi bugün anket sonuçlarını açıklayacaklar. Düzenli olarak kamuoyunda tüketicilerle anket çalışmaları yapacağız. Ve bu anket çalışmalarında tüketicilerin gıda takviyesi dediğinde ne anladıklarını, hangi bakanlığı yetkili otorite olarak gördüklerini, ürünleri nereden satın aldıklarını, satın alanların hangi yaş ve eğitim gruplarında olduklarını, bunların hepsini ortaya çıkartan bir anketi biz her yıl düzenli olarak bakacağız. Ve acaba nereden nereye geldik? Bunları biz kamu otoritesine bir bilgi, bir veri olarak sunmaya çalışacağız. Hepimiz, birçok dernek üyemiz global şirketlerden oluşuyor. Elimize birçok global veri geliyor. Bakanlığın gündelik iş yoğunluğu içerisinde bu verileri ve bilgileri sürekli takip etme imkanları bizim kadar çok olamıyor. Dolayısıyla biz kendimizi uluslararası gıda ve beslenme ile ilgili gündemi takip eden, bu gündemle ilgili bakanlıklara sayfalık ve düzenli notlar sunan bir dernek olarak konumlandırıyoruz. Şimdi gıda takviyesinin özeline baktığımızda karar alma süreçleri nasıl işledi buna bakıyoruz. 2013 yılında mevzuatı dahi olmayan bir sektör ve piyasada biliyorsunuz internet üzerinden işte satılan bir dolu ürün var iken ve az önce Fatih Bey bahsetti birçok televizyon kanalında yanıltıcı reklamlar ile bu ürünler satılırken hepimizin itibarı zedelendi. Ve bu sektör hiç hak etmediği halde itibarı yüksek bir sektör haline dönüşemedi. Neden? Çünkü burada bir dolu internet üzerinden ve televizyon üzerinden satılan bilinçsiz kampanyalar ile halkı kandırmaya çalışan insanlar ile biz aynı koltuk içerisinde oturmak zorunda kaldık. Ama sektör olarak tek yapabileceğimiz kamuoyunu bilgilendirmek idi. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı el ele verdi. Bir mevzuat oluşturma süreci hazırladı. Şimdi birçok ülkede baktığımızda Amerika'da az önce Fatih Bey bahsetti FDA var. Gıda ve ilaç aynı daire çatı altında. Başka ülkelerde de çok başka yapılanmalar var. Ekonomi Bakanlığı'ndan tutun da Tüketici Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na kadar her ülkenin içerisinde bambaşka otoriteler bu alanda düzenleme yapıyorlar. Bu düzenlemeler yapılırken her zaman bakanlıklar arasında bir itiş kalkış oluyor. Ama Türkiye'de bu mevzuatın hazırlama sürecinde iki bakanlık bir araya geldi, oturdu. Çok kıymetli akademisyenlerle görüş alışveriş içerisinde bulundu. Açık olundu, sektörden görüş alındı ve sonunda bir mevzuat ortaya çıktı. Ve özellikle burada bulunan bu süreci yakından takip etmeyen insanlara şunu söylemek istiyorum. Yani bu mevzuatlar hazırlanırken inanın Güney Kore'sinden Kanada'ya, Kanada'dan Amerika ve Avrupa'ya kadar bütün mevzuatlar taranarak bunlar hazırlandı. Acaba bizim ülkemizin koşullarını nasıl karşılayabiliriz ve bizim ülkemizin insanına daha doğru nasıl bir mevzuat hazırlayabiliriz denilerek bu mevzuat süreci hazırlandı. Sonuçta bir komisyon kuruldu ve bu komisyonun içerisinde hem Tarım Bakanlığı'ndan hem de Sağlık Bakanlığı'ndan temsilciler var. Çok kıymetli sektörünün en önemli akademisyenleri var ve siz onay almak istediğiniz zaman ürününüze az önce genel müdürün bahsetti 3500'e yakın ürün onay aldı. Ya bu gerçekten çok büyük bir başarı. Sektörün neredeyse %85'i, 90'ı onay altına alındı. Bir onay sürecinden geçti. Hangi bileşenleri ne kadar ürünün içerisine katmanız gerektiği komisyonlar tarafından belirlendi. Bağımsız akademik bilgiler toparlandı ve sonuçta bir onay mekanizması kuruldu. Sistem kurgulanırken hepimiz başka ülkelere baktık. Yeknesak bir global bir yaklaşım var mı? Birleşmiş Milletler'in bu konuda bir yaklaşımı var mı? Baktık. Avrupa Birliği'nin bununla ilgili bir ortak harmonize bir yaklaşım mı? Bakıldı. Ve bunların hepsi incelendikten sonra ancak bu onay sisteminin oluşturulması yapıldı. Şimdi bundan sonra bizim üstümüze düşen bir şey var. Kamuoyuna farkındalık. Hem Fatih Bey belirttiler hem genel müdürüm belirtti.
Bizim bundan sonra dernek olarak az önceki video ve animasyonlardan da göreceğiniz üzere genç kitleler başta olmak üzere bu ürünlerle ilgili, hatta doğru ve sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirmek, kamuoyunda farkındalık yaratmak bizim bundan sonraki en önemli stratejimiz olacak. Peki bu arada bütün bu işlemler yapılırken bütün problemler çözüldü mü? Hayır, çözülmedi. Ama bu bakış açısı ve karşılıklı işbirliği modeli olduğu sürece bizim önümüzdeki problemleri çözmememiz için bir neden yok. Bu uzun bir süreç. Kamuoyundaki gıda takviyesi mevzuatlarının oluşması, denetlenmesi ve halkın bu ürünleri doğru bir şekilde anlaması uzun bir süreç. Ama biz bunun için hem Tarım Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı'ndaki çok teşekkür ediyoruz bürokratlara. Bizimle her zaman kapıları açık bir şekilde görüşüyorlar, istişare ediyorlar. Biz de onlara bilgi sağlayıcı, onların yaptığı bu başarıları kamuoyuna tanıtma konusunda üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bundan sonra da yapacağız. Burada önemli bir şey var. Bugün ben birazcık da şeyden bahsedeceğim. Bizim bu konferansı planlar iken bir mantık çerçevesinde planladık. Şimdi birincisi gıda ve beslenme ile ilgili az önce genel müdürüm bahsettiler. Bir algı var toplumda. Bu algı tavuk örneğinde olduğu gibi çoğu zaman çok yanıltıcı bir algı. Ancak bu algının oluşmasında hepimizin rolü var. Ve hepimizin sorumlulukları ve hataları var. Şimdi bu algı oluştururken bu salonun içerisinde ben biliyorum çok kıymetli gıda ve beslenme akademisyenleri ve hocaları var. Ancak ekranlara baktığınız zaman bu insanları orada göremiyorsunuz. Ekranlarda gördüğünüz kişiler, çok özür dileyerek söylüyorum ama etik ilkeleri ihlal ederek akademik ünvanları bu alanda olmamasına rağmen akademik ünvanı ve ilgisi olmayan bir alanda konuşmak konusunda cüret gösterebiliyorlar. Ancak bu alanda büyük akademik bilgisi olan insanların ise utangaç davrandıklarını ya da medyanın önünde yer almadıklarını gösteriyoruz. Bundan sonra biz eğer ki ana akım medyalarda yer alamıyorsak sosyal medyayı kullanarak 40 milyon insan kullanıyor. Sosyal medya hesapları var bunların. Sosyal medyayı kullanarak biz doğru kişilerle doğru insanları buluşturmaya çalışacağız ve mesajlarımızı sosyal medya üzerinden vermeye çalışacağız. Bir başka önemli konu da biliyorsunuz İbni Haldun diyor ki coğrafya kaderdir diyor. Coğrafya kaderdir. Biz Türkiye'de genelde hep negatif anlamda kullanıyoruz. Etrafımızın çevrili olduğu komşuları anlatmak için kullanıyoruz. Coğrafya kader ama bunu pozitif olarak da kullanabilirsiniz. Türkiye'de 11 bine yakın, Ekrem Hocam daha net bilgi verecektir ama bitki türünün listelendiği, bunun 3500'den fazlasının da endemik bitki olduğunu her defasında ifade ediyoruz. Her defasında ifade ediyoruz. Ancak bu ürünlerin ekonomik ve katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi konusunda bir ortak strateji geliştiremiyoruz. Baktığımız zaman 3500 tane endemik bitkiniz var ama bir tane bu ürünle ilgili global marka ortaya koyamıyoruz. Gıda takviyesi alanında gerekse de Fatih Bey'in söylemiş olduğu tıbbi amaçlı bitkisel ürünlerde bir global marka ortaya koyamıyor olmamız bizim bu alana stratejik bakamadığımızın bir göstergesi oluyor. Eğer coğrafya kader ise ve bu kader bize verilmiş ise bu aynı zamanda da bir lütuf olarak verilmiş ve 3500'e yakın endemik bitki burada yetişiyor. Bunların hiçbirisi Avrupa coğrafyasında yetişmiyor. Ama bunların bitkisel yağlara dönüştürülmesi, kapsüller içerisinde ürünlere sunulması ile katma değerli ürün yaratmak çok güzel örnekleri var Türkiye'de ama bunların sayıları henüz parmakla gösterilecek kadar az. Biz kamu olarak ve dernek olarak bunların önünü açmak, bunların global bir marka olarak yer alması için üstümüze ne düşüyorsa yapmak konusunda hazırız. Ve yeni kuşağı çok iyi anlamamız gerekiyor. Hepimiz Y kuşağıyla, ya bazılarımızın çocukları var, bazılarımızın yanında çalışıyorlar. Y kuşağı, bundan sonra gelen Z kuşağı farklı bir nesil. Ve bunların farklı talepleri var. Ve bunlar farklı şekilde okuyorlar dünyayı. Bizim gibi okumuyorlar. O zaman genç kuşakların tercihlerini, taleplerini doğru anlamak, onlar ile doğru bir iletişim strateji oluşturmak ve sosyal medyayı bu alanda düzgün bir şekilde kullanmak bence bizim en önemli sorumluluk alanlarımızdan bir tanesi. Biz İYATSA ile beraber çalışmaya devam edeceğiz, bilgi üretmeye devam edeceğiz, uluslararası toplantılarda ülkemizi bu alanda temsil etmeye devam edeceğiz. Tarım Bakanlığımızın ve Sağlık Bakanlığımızın söylemediği ancak bizim alkışlanması gereken çok büyük bir başarısı olduğunu herkese duyurmaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz için, geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir toplantı olur. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Serttaş. Değerli konuklar, şimdi bir 15 dakika
kahve molası arası vereceğiz panellerimize geçmeden önce. Ama siz çayınızı kahvenizi içerken BAS Türkiye CEO'su Sayın Buğra Kavuncu kişisel tecrübelerini, sağlıklı beslenme ve aktif hayatta bir CEO nasıl davranır sizlerle paylaşacak. 15 dakika sonra da panelimiz başlayacak efendim. Öğretmen de olsun, polis de olsun, avukat da olsun, doktor da olsun,